Ehlen ve sehlen ya seyidi. Ehlen bik. Keyfe halüke? Halin nasıl dedin? De. İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl deniyordu? Ene bir... Nasıl deniyordu ya? Ene be hayr şükran. Ha. İki ay yoktum, unutmuşsun. Ne zaman geldin? Birkaç gün önce. Arkadaşları sağ salim Filistin'e götürdüm. Filistinli yoldaşlara teslim ettim. Ben ne zamandır yatıyorum burada? Birkaç gündür. Kim getirdi beni buraya? Ne zaman geldim? Filistin'den döndüğümü arkadaşlara bildirmek için fakülteye gelmiştim. Bir de baktım herifin biri kafanı patlatmak üzere. Ben de seni kurtarıp buraya getirdim. Boykot. Eğer çaresiz kalmasaydım sizi aramazdım Meral Hanım. Ne olur kusura bakmayın. Aa, ne kusuru canım? Olur mu öyle şey? Ben Ahmet'i bulamıyorum. Fakültedeki boykot olayından sonra onu hiç görmedim ve çok merak ediyorum. Acaba iyi mi, sağlığı yerinde mi? Sizin bir haberiniz var mı? Ben de görmedim ama iyiymiş. Bir arkadaşı bana haber verdi. Peki nerede? Ben gidip görebilir miyim? Güvenlik sebebiyle kaldığı yeri gizli tutuyorlar. Peki sizinle beraber gitsek? Yani ikimiz. Neredesin sen şimdi? Ben fakültedeyim. Tamam, üniversitenin önünde beni bekle. Gelip arabayla seni alacağım. Hemen çıkıyorum. Bak Ahmet, ne yapmışlar sana? Anne, ne olur başlama. Buraya gelmekle güvenliğimize nasıl riske attınız biliyor musunuz? Merak ettim seni. Berin de arayıp merak ettiğini söyleyince geldik işte. Geçmiş olsun Ahmet. Sadece seni merak ettiğim için. Yani annenle seni merak ettiğimiz için. Ama hemen gideriz. Nasılsa geldiniz. Hemen gitmenize lüzum yok. Hem bakmayın öyle dediğime, ben de... Su içeyim ben. Gelsene. Annem tahliye oldu. Ne? Gözün aydın, çok sevindim. Sağ ol. Senin yardımınla. Yok canım, ben ne yaptım ki? Beni dayak yemekten kurtarmasaydın belki şu an bu halde olmayacaktın. Sana çok şey borçluyum. Keşke sana daha fazlasını verebilsem. Belki verebilirsin.
gerekirse duygularını açıkça söyle. Aslında... biliyorsun. Hoş geldiniz. Ben çıkıyorum, 2 saat sonra dönerim. Tamam, dikkatli ol. Filistin Kurtuluş Örgütü'nden bir arkadaş. Çay varmış, içeriz dedim. Kızacaksın ama yine de söyleyeceğim. Yapmak istedikleriniz iyi, doğru. Ama kullandığınız yöntem doğru değil. Amerikan askerlerini dövmekle, okulda boykot yapmakla düzeni değiştiremezsiniz. Bunlar mücadelemizi duyurmak için anne. Şimdilik. Yaptıklarınızı kime duyuruyorsunuz? Halka. Ne yapıyorsak halk için. Halk için yapmak yetmez. Halkla beraber yapmak lazım. Orada olacak anne. Tarihe bak. Bu daha önce de yapıldı. Meydanlarda bağımsız Türkiye diye bağırıyorsunuz. Bu ülke bir zamanlar bağımsızdı, unutmayın. Kim, kimler nasıl bağımsız bir Türkiye kurmuştu? Anne. Belki bunları konuşmanın sırası değil. Olur. İsterseniz biz gidelim artık. Canım.